Açlığın yerini hiçbir şey tutmaz. Pozitif ve negatif daima çatışma içindedir. Açlık negatif ne olursa olsun hemen onun dikkatini çeker. O zaman pozitif daha iyi çalışır. O yüzden açlığın yerini hiçbir şey tutmaz. Açlığı sadece böbrekleri iflas etmek durumuna gelmiş olan böbrek hastaları yapamaz. Onlar meyve suyu kürleri yapmalıdırlar. Sual. Hz. Muhammed Aleyhissalatu vesselamın üç gün üst üste aç kaldığını ve karına taş bağladığını biliyoruz. Peki o Aleyhissalatu vesselamın sünnetinde veya verdiği tedaviler arasında 10 günlük açlık var mıdır? Cevap. Üç günlük açlıkta hanginiz karnınıza taş bağladınız? 10 günlük açlıkta bile bağlanmaz. Bizim çocuklarımız 10 günlük açlık yapıyor ve farkında bile olmuyorlar. O zaman taş bağlamak için ne kadar uzun süre aç kalmak gerekir siz düşünün. Dışarıdaki hayvanlar daima açlar. Eskiden insanlar da her daim açtılar. Temel yiyecekleri hurmaydı. Eğer şimdi insan sadece hurmayla yaşarsa açlığa ihtiyacı olmaz. Ben de hurma vurucu veriyorum. Bunu herkese, özellikle de kadınlara tavsiye ediyorum. Eğer şimdi insan sadece hurmayla yaşarsa açlığa ihtiyacı olmaz. Ben de hurma vurucu veriyorum. Bunu herkese, özellikle de kadınlara tavsiye ediyorum. Ama böbrek hastalarına muhakkak hurma orucu veriyorum. Çünkü onları ilk önce aç bırakmak mümkün değildir. Merak etmeyin. Artık birçok insan açlıktan değil, tokluktan ölüyor. Açlıkta kesinlikle kas erimesi olamaz. Sadece değişmiş hücreler ve yağ parçalanır. Kas veya herhangi bir organın dokusu 41. günde kullanılmaya başlar. Her bir hücrede 40 günlük rızık vardır. 40 günlük açlık hücreye dokunmaz. Ancak 40 günden sonra dokunmaya başlar. Açlıkta parçalanmış, hasta ve genetiği değişmiş hücreler parçalanır. Eğer mümkünse gıda olarak kullanılır veya atılır. 10 günlük açlıkta ağız ve ter yapış yapış olur ve pis kokular oluşur. Böylece haram ve günahlar dışarıya atılır. Açlıkta ne olursa olsun muhakkak hastanın nedir Açlıkta zarar görmek kesinlikle imkansızdır. Ben bunu bilerek 10 güne kadar açlık veriyorum. Hastalara daha uzun açlık vermeye cesaret edemem çünkü 10 günden sonra başka bir süreç başlar. Ben kendimde 10 günden daha uzun açlık yapmadım ama yapanlar var. Ama bu manevi olarak çok tehlikeli bir durum. Ben hurma orucunu da 10 gün veriyorum. Ama siz isterseniz 60, isterseniz de 90 gün yapın. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bazen 3 ayını sadece hurmayla geçiriyordu. Hurma yiyor ve su içiyordu. Hurma orucundan sonra hemen yemek yemeye başlayabilirsiniz. Hurma orucu zaten açlık değildir ama Kişi tabiatına uygun olmayan yemek yerse karın ağrısı olur. Mesela benim kan grubum sıfır. Eğer ben hurma orucundan sonra mercimek çorbası yersem çok karnım ağrır ve çok rahatsız olurum.